Dostlar selamun aleyküm. Şimdi ben bir çay alıp geleyim siz de o ara şunu izleyip biraz gururlarım. Çay önemli. Bu tarz görüntüleri izlerken elbette göğsümüz kabarıyor. Çünkü biz bugünleri görebilmek için gerçekten çok ciddi mücadele ettik. O yüzden bu görüntüler bizim için ayrıca özel. İşte bugün böyle göğsümüzü kabartan dev bir insansız hava aracımızı konuşuyoruz. Yani Aksunguru. Aksungur hakkında konuşacak çok şey var. O yüzden uzatmadan videoya geçelim. Geçmeden önce de sizden bir tahminde bulunmanızı istiyorum. Sizce Aksungur kaç saat havada kalarak havada kalış rekorunu kırmıştır? Bu tarz görüntüleri görmeyi hepimiz seviyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı bir sözde elebaşını takibe alıyor. Sonra o isim aracında ilerlerken bir anda bum. Bunları izlemek elbette insana keyif veriyor ama bu başarıyı elde etmek için saha hakimiyeti dışında sahip olmanız gereken şey teknoloji ve yerli teknoloji. Yani aslında paranızın olması da bir şey ifade etmiyor. İsrail'den aldığımız Heron'larda bu süreci hep birlikte yaşadık. Bize ait sistemlerle operasyon yapamıyordu. O yüzden tek başına silah sayınızın artması bir şey ifade etmiyor. O silahlardaki yerlilik oranınız ne niteliği bu belirliyor. Ve bu tarz operasyonları konuşuyorsak da başrolde elbette insansız hava araçlarımız var. O yüzden bugün konuştuğumuz Aksungur ayrıca önemli. Aksungur şu an dünyanın en iyi insansız hava araçları içerisinde gösteriliyor ve ona ulaşma serüvenimizi konuşacaksak Anka ile başlamamız gerekiyor. Çünkü Aksungur Anka projesinin ikinci adımı. Türkiye 2000'lerden sonra çok ciddi bir teknoloji geliştirme sürecini başlattı. Bugünkü Cumhurbaşkanımız Erdoğan başa geldikten sonra bağımsızlık yemin etmiş gibi davrandı. Ve batıya olan bağımlılığın her şeyden önce askeri teknoloji alanında bitirilmesi gerektiğinin farkındaydı. O yüzden savunma sanayimize Cumhuriyet tarihinde görülmemiş büyüklükte bir destek verdi. O destekle birçok alanda başarı hikayeleri yazıldı. O hikayelerin destan diye adlandırılabilecek başlıklarından biriydi Aksungur ve onun atası olan Anka için ilk imza 2004 yılında atıldı. Tabi o zamanlar işler bugünkü kadar hızlı ilerlemiyordu. Yani şu an yeni bir insansız hava aracı projesi başlattığınız zaman 1-2 yılda ona hemen şekil verebiliyorsunuz. Çünkü son 20 yılda biz bu alanda çok ciddi bir birikim oluşturduk. Projeleri o birikimin üzerine inşa ediyoruz. O zamanlar bu kadar tecrübe sahibi değildik. Bu sebeple de 2004 yılında atılan imzanın ilk sonucu 6 yıl sonra görüldü. 2010 yılında Anka hangardan çıktı. Ve aynı yıl test uçuşları başladı. Bundan 1 yıl sonra 6 saat havada kaldığı çok önemli bir testi başarıyla tamamladı. Bu uçuşta 240 ayrı test yapıldı. Ve Anka insansız hava aracımız rüştünü ispat etti. Anka 8 metrelik bir platform. 1500 kilogram kalkış ağırlığı var. İlk başta faydalı yük kapasitesi 200 kiloydu. Daha sonra bu 350 kilogram olarak revize edildi. Yani kendi sınıfının bu alanda en iyilerinden biri. 30 bin feet irtifada görev yapabiliyor. Havada kalma süresi 32 saati buluyor. Uydu kontrolü olduğu için harekat yarıçapı da havada kalma süresiyle sınırlı. Anka'nın motoru da yerli. PD-170 dizel motoru kullanıyor. MAM serisi mühimmatlar, cirit, ve UMTAS gibi çok ciddi bir mühimmat çeşitliliği var. Bugüne kadar Türkiye'nin yaptığı sınır ötesi operasyonlarda en fazla kullanılan silahlardan biriydi Anka. Özellikle rejime ait Rus yapımı hava savunma sistemlerinde Bayraktar TB2 ile birlikte patır patır avladılar. Bu da elbette dikkatleri üzerine çekmesini sağladı. Bu sayede Anka'dan ciddi ihracat haberleri de geldi. Yani Anka aslında TUSAŞ'ın ilk göz ağrısıydı. Yani yeri özel. Ama tabi bu projenin bir tık öteye taşınması gerekiyordu. TUSAŞ'ın geliştirme sürecinin ikinci basamağına yani Aksungur'a bu şekilde geçildi. Aksungur beklenenden çok hızlı şekilde geliştirildi. Çünkü dedim ya artık eskisi gibi değiliz. Belli bir tecrübemiz var ve onun üzerine inşa ediyoruz her şeyi. Aksungur'da bu avantajı yaşadık. Onu Anka üzerinden geliştirdik. Esasında dev boyutlardaki dış gövdesi ve iki motora sahip olması dışında neredeyse Anka ile tamamen aynı. Bu durum elbette hızlı geliştirilmesini sağladı. Ama aynı zamanda birçok alt sistemi hazır olduğu için çok düşük maliyet avantajını da beraberinde getirdi. Sonucunda da Türkiye 2021 yılında dev bir platform tanıştı İlk Aksungur Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Silahsız versiyonunun ilk kullanıcısı da Orman Genel Müdürlüğü oldu. Orman yangınlarıyla mücadele ettiği bir dönemde Adana'da bir rekor da kırdı. Aksungur tam 60 saat uçuş yaptı. Bir hava platformu için inanılmaz bir rakam bu. Ki zaten bu potansiyelin bize neler katabileceğini tahmin edersiniz. Şöyle düşünün. Aksungur şu an deniz kuvvetlerimizin envanterinde. Ve bunu da sadece silahlanıp belirlediği hedefi vurmakla sınırlı bir platform olarak düşünmeyin. Aksungur farklı faydalı yüklerle göreve çıkıyor. Elektronik harp konusunda oldukça iyi. Sinyal istihbaratı toplayabiliyor. Bakın bu çok önemli bir mesele. Televizyon ve radyo dışındaki bütün iletişim hattının izlenmesinden bahsediyorum. Takip etmek istediğiniz kim olursa olsun her attığı adımı öğrenebiliyorsunuz. Aynı şekilde Aksungur'un deniz karakol versiyonunda sona boylançeri var. Yani sonarla denizaltı tespiti yapabiliyor hafif torpido bile atabiliyor. Şimdi bütün bu özellikleri bir araya getirin ve hepsini 60 saat, hadi bu yüklerle 40-50 saat havada kalabilen bir platformla eşleştirin. Adalar Denizi'nde saha hakimiyetinin nasıl güle oynaya bize geçtiğini anlamışsınızdır muhtemelen. O yüzden hani 60 saat havada kalış deyince insana çok anlamlı gelmeyebiliyor. Ama o 60 saati havada yapabileceği işlerle birleştirdiğiniz zaman ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Aksungur şu an yerli PD-170 motorunu kullanıyor. Yakın zamanda yine T üretimi PD-222 motoru entegre edilecek. Bu sayede de yük taşıma kapasitesi de artacak. Bu arada genel özelliklerinden de toplu olarak bahsetmedik. Kısaca onlardan da bir bahsedelim. Dediğim gibi Aksungur dev bir platform. 24 metre kanat açıklığı var. Yakıt taşıma kapasitesi 1 ton ve faydalı yük kapasitesi 750 kilogram. Bu yük kapasitesi ayrıca önemli. O yüzden birazdan buraya döneceğiz. Yine Aksungur'un maksimum irtifası 40 bin feet. Aklınıza gelen neredeyse bütün mühimmatları kullanıyor. Bu yönüyle savaş uçaklarımızın yükünü ciddi anlamda azalttı Aksungur. İşte bunu sağlayan da az önce bahsettiğimiz faydalı yük kapasitesi. 750 kilogram yükle çok fazla şey yapılabiliyor. Mesela Aksungur 12 adet mamle mühimmatıyla 28 saat havada kaldı daha önce. Ki 28 adete kadar mamle taşıyabiliyor. Peki bu neden önemli? Mamle Türkiye'nin özellikle Suriye, Libya ve en son Karabağ'da sahadaki dengeleri değiştirirken kullandığı mühimmatların başında geliyor. Bu mühimmatla bu bölgelerde bugüne kadar yüzlerce zırhlı araç imha ettik. Aksungur'un 28 adet mamle ile havalandığını düşünün. Yönlendirildiği bölgeye Kangus durur. Daha da önemlisi faydalı yük kapasitesi arttığı için artık hedefine tankları da ekleyebiliriz. Biliyorsunuz Mamle, Bayraktar TB2 ve Anka gibi sınırlı faydalı yük kapasitesi olan araçlarda kullanıldığı için küçük bir mühimmattı. Harp başlığıyla birlikte bütün bu potansiyeli 22 kilo toplam ağırlığa sığdırmıştır Roketsan. Tabi bununla tanklara karşı ciddi bir hakimiyet kurmak çok da mümkün değil. O yüzden 94 kilogram ağırlığındaki MAM-T geliştirildi. İşte Anka ve Bayraktar hafif zırhlı araçlar odaklanırken Aksungur tankları imha edecek. Mesela daha önce National Interest'te Yunanistan-Türkiye askeri dengesiyle ilgili bir makale yayınlanmıştı. Atina'nın ana muharebe tankı envanteri 1300'ün üzerinde. Ve National Interest Karabağ'da gördüklerimiz dikkate alındığında Yunanistan'ın tanklarını sahada kullanma ihtimalinin çok düşük olduğunu yazmıştı. Aksungur'un bu potansiyeliyle o ihtimal tabii ki çok daha azaldı. Bir diğer güzellik de bu vuruş gücünün yanında Aksungur'un bize sağladığı ekonomik avantajda gizli. Biliyorsunuz biz F-35 almak istiyorduk. Bombardıman için o uçak kullanılacaktı, ama F-35'in bir saatlik uçuş maliyetinin 40 bin doların üzerinde olduğu söyleniyor. Bizim şu an kullandığımız F-16 savaş uçaklarının operasyon maliyetleri bu kadar yüksek olmasa da binlerce doları bulduğu biliniyor. İnsansız savaş araçları ise saatlik operasyon maliyeti bakımından bu uçaklarla karşılaştırılmayacak kadar düşük bir maliyete sahip. Ama F-16'larımızın hava yer görevlerinde kullandığı mühimmatlar ağır ve Bayraktar TB2 gibi platformlar bu mühimmatları taşıyamıyor. İşte orada Aksungur'un devreye girmesinin ve savaş uçaklarımızın yükünü hafifletmesinin çok ciddi ekonomik getirisi olacak. Yani en son bu hafta silahlı kuvvetlerimize 2 adet daha teslim edilen Aksungur Türkiye'ye çok büyük katkı sağlayacak. Deprem zamanında bile çok faydasını gördük bu platformun. Hasar tespit çalışmalarına çok ciddi katkı sağladı. Aynı şekilde üzerine takılan baz istasyonuyla bölgede iletişimin sağlanmasında çok büyük faydası oldu. Bakın burada bile az önce bahsettiğimiz havada kalış süresinin uzunluğu büyük bir avantaja dönüşüyor. Aksungurla ilgili tek sıkıntı üretim miktarının az olmasıydı. Yani TUSAŞ 3 ayda bir Aksungur üretebiliyordu. Bu da elbette ihtiyacın karşılanmasında büyük engeldi. Mesela daha önce Kırgızistan ve Angola ile Aksungur ihracatı için anlaşma yapıldı. Ama üretimin yavaşlığından dolayı teslimatları hala başlamadı. İşte bu yüzden TUSAŞ üretim hızına odaklandı. Şu an 3 ayda bir olan üretim kabiliyeti ayda 1'e çıkarıldı. Yakın zamanda bu potansiyel ayda 2'ye yükseltilecek. Bu sayede üretim hızı da beklentiyi karşılayacak seviyeye gelecek. Yani kısaca özetlersek Aksungur Türkiye'nin gücüne güç katacak bir platform ve Anka projesinin ikinci ayağı zaten üçüncüsü de insansız savaş uçağı projesi oldu. Yani artık Baykar gibi TUSAŞ da olayı çok farklı bir boyuta taşıdı ve bu sürece ulaşmada en önemli ikinci basamak Aksungur'du. Bu sürecin önemli bir basamağı olmasının yanında sahadaki aslanlarımıza da çok ciddi bir güç takviyesi sağladı. Bu yüzden bizim için bu platform ayrıca kıymetli. İnşallah yakın zamanda çok ciddi operasyonlarda Aksungur'un adını bol bol konuşacağız. Allah'a emanet olun.